Merhabalar, bir blok flüt dersinde yine sizlerle birlikteyiz. İlk dersimizde flütümüzü nasıl tutmamız gerektiğini, nasıl üflememiz gerektiğini ayrıntılarıyla anlatmıştık. İkinci ve sonraki derslerimizde öncelikle do, re, mi notalarını flüt üzerinde ve porte üzerinde, daha sonra do, re, mi'den sonra fa, sol, la notalarını yani do ile la arasındaki notaları flüt üzerinde ve forte, dizek üzerinde öğrendik. Şimdi onlarla ilgili, yani bu notalarla ilgili Küçük Kurbağa adlı bu güzel şarkıyı öğreneceğiz. Öncelikle şarkımıza sizlerle birlikte bir göz atalım. Küçük Kurbağa şarkısı gördüğünüz gibi burada. Dört dörtlük bir şarkı. İlk ölçüsünde burada aslında orijinalinde bu notanın böyle bir şey yok. Ben buraya dört tane sol notası yazdım. Bunun amacı metronom hızımızı belirtmek. Buradan sonra bunun normalinde, orijinalinde şu nota var. Bu notayı istiyorsanız kartlar bölümünden de indirebilirsiniz. Bilgisayarınıza ya da yazıcıdan çıkartabilirsiniz. Şimdi şarkımız şuradan başlıyor. Sözlerin olduğu yerden başlıyor. Ve inceliyorum. Burada sol, mi, 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 sol, mi, 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 sol, la, sol, mi, fa, re. Bakın burada re notası var. 3 vuruşluk. Diğer notaların hepsi birer vuruşluk. Bu re notası uzun. Sonra fa re re re, fa re re re, fa sol fa re mi do. Yine burada 3 vuruşluk do notası var. Bu notaların 1 vuruşluğun, 3 vuruşluğun, işte 2 noktanın ne anlama geldiği, şu çizginin ne anlama geldiği vesaire, bu türlü bilgileri de yine buradan müzik dersi 1, 2, 3 diye temel müzik dersleri verdiğimiz bu kartlar bölümünde o derslere ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim şarkımızı baştan bir dinleyelim. Birincisinde notalarını okuyayım, ikincisinde flütle eşlik etmeye çalışayım. Sol, mi, 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 sol, mi, 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 sol, la, sol, mi, fa, re. Fa, re, 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 fa, re, re, re. Fa, sol, fa, re, mi, do. Flütle çalıyorum. Evet, bu şekilde şarkımızı umarım biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da çok güzel bir şarkı bu. Hemen şimdi birinci ölçüden başlayarak çalışalım. Normalde dediğim gibi burası flüt bu şarkıya ait olan bir bölüm değil. Tabii şu anda biz 120 hızla çaldık. Bu şarkıyı hiçbir zaman bir şarkıya başlarken normal hızı da olsa hızlı çalmayacağız. Önce yavaş yavaş çalışacağız. Yavaş yavaş çalıştıktan sonra her seferinde hızımızı arttıracağız. Şarkının orijinal hızı neyse ona getirmeye çalışacağız. Öncelikle biz şarkımızın hızını sanki metronomu 120 değil de bunu yarıya indirelim, 60 gibi olsun. Metronom şarkıların hızını belirler. Bazen bu her şarkının başında bir hız olması lazım. Yazar burada. Ya yavaş yazar ya çabuk yazar veya işte buraya notayı belirtir, hızını size verir sayı olarak. 60 olur, 120 olur. Şarkının özelliğine göre bestecinin istediği hız neymiş? Buradan bakarak bu şarkıyı çalmamız gerekir. Şimdi öncelikle sol notasıyla başlıyor. Sol'ü biliyorduk. Sol notası flütümüzün 3 deliği kapalı. Fa notası 4, mi 5, 6 delik kapanırsa re, bütün delikler ve arka delik tabii ki kapalı do. Yani do, re, mi, fa, sol, la şeklinde. Bu flüt üzerindeki, blok flüt üzerindeki notaları ve porte üzerindeki yerleri, bütün notaları ayrıntılarıyla bir video çekeceğim ve buraya bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Notaların hepsinin yerlerini böylelikle öğrenmiş olacaksınız. Şimdi do ve la notası arasında burada sol notası ile başlıyor. Yani sol. Sonra mi, mi, mi. Mi neresi? Burası. Mi, mi, mi. Yani sol, mi, mi,
mi. Diğer ölçü de aynısı. Sol, mi, mi, mi. Nereye çaldım? Burayı. Sol, mi, mi, mi. Sol, mi, mi, mi. Yani 3-5-5-5, 3-5-5-5 numaralı parmakları bastım. Şimdi çalıyorum bu bölümü. Evet, çaldım. Bundan sonraki bölümü çalayım. Sol, la, sol, mi. Sol, la, sol, mi. Çalıyorum. Şimdi en baş alayım. Yani en baş dediğim şurası, şarkının başladığı yer. Buradan buraya kadar geleyim. Diğer ölçü fare. Fare. Evet, burada bir fare var. Bir vuruşluk, burada da üç vuruşluk. Yani bu kısa, bu onun üç katı. Çalıyorum fareyi. Evet, fareyi çaldık. Bundan sonra bakalım yine fare notası. Bir bir. Re re devam ediyor. Burayla burası, bu ölçü aynı. Fare re re. Şurayı buradan alarak, şu 5 yazan 5. ölçüden alarak buraya kadar bir çalalım. Fare kısmından alıyorum baştan, 5'ten. Şimdi en baştan buraya kadar olan bölümü alayım. Şuradan alıyorum. Son, 2, 3, 4. Evet, şimdi geldim. Sondan ikinci ölçüm. Fa, sol, fa, re. Neresi fa, sol? Fa, sol, fa, re. Sonrasında mi ve do. Üç vuruşluk. Fa, sol, fa, re, mi, do. Çalıyorum. Bir daha çalayım aynı yeri. Flütünüzde kötü ses çıkarsa bunun çeşitli sebepleri olabilir. Bir, delikleri güzel basmıyor olabilirsiniz. Yani deliklerin basarken parmaklarınızın uçlarında, deliklerin yanında küçük boşluklar kalabilir. Oralardan hava aldığı için flütün sesi kötü çıkabilir. İkincisi, çok kuvvetli üflüyor olabilirsiniz. Ondan dolayı çıkabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Flütümüzü üflerken mümkünse örneğin mi'ye kadar, yani şu notaları tu diye, re ve özellikle do notasını du ya da dü diye üfleyerek, yani şu bence flütte en zor çıkan ses do notası, ama flütteki bütün notalar aslında kolay. Sadece flüte birazcık zaman ayıracağız. Bol bol elimizde duracak ve bol bol çalışacağız. Şimdi geldim şarkımızı baştan sona kadar bir çalmaya. Tekrar işaretinin karşılığı burada olduğu için buraya dönüp buradan geri döneceğim. Eğer bu olmasaydı buradan tekrar işareti en başa dönmesi lazımdı. Ama biz bu bölümü sadece metronom amaçlı yazdığımız için buraya şarkıyı dahil etmiyoruz. Yani şöyle düşündüm bu bölümü. Bir orkestrada çalıyorsunuz ya da sınıftasınız. Öğretmeniniz size komut veriyor. 1, 2, 3, 4. İşte o saydığımız yer burası olarak düşünün. Ya da son, 2, 3, 4 şeklinde de verebilir. Ya da 1, 2, 3, 4, son, 2, 3, 4 der işaretiyle birlikte bütün herkes çalmaya başlar. Şimdi buradan ben açayım, şarkının hızını alarak buna göre iki defa çalalım.
1, 2, 3, 4. Şeklinde şarkımızı çaldık. Şimdi metronom sesi de gelsin ve bu şarkımızın hızını 90 yapalım, birazcık arttıralım. Şu ilk baştaki 4 notayı iyi duyalım ki ondan sonra bunun hızına göre çalacağız. Evet, flütleri ne yaptık? Hazırladık mı? Sol notasına bastık ve öğretmenimizin komutunu bekliyoruz. Başlıyoruz çalmaya. Azıcık hızlandık. Başadan. Evet, şarkımız bu şekilde devam edip çalacak. Şimdi biz mesela burada küçük kurbağanın ilk sözlerini söyledik. Küçük kurbağa, küçük kurbağa. Kulağın nerede? Kulağım yok, kulağım yok. Yüzerim nerede? Kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuvak vak 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 vak, kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuvak vak 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 diye çaldık ve söyledik. Sınıfı ikiye bölebiliriz. Bir grup söyleyebilir, bir grup çalabilir. Hatta belirli gruplara sadece ritim çalgısı verebiliriz. Flütünü unutanlar varsa onlara işte ellerini vurarak veya sıraya vurarak veya sıraya kırılmayacak kalemlerle vurarak ya da kalemleri birbirine vurarak çeşitli ritim çalgılarıyla, anahtarlıklarla vesaire küçük bir orkestra gibi sınıfımızı bu şekilde düzenleyebiliriz. Şimdi demek istediğim şurada bir şeye değinmek istiyorum. Bizler bu flüt üflemeli bir çalgı olduğu için her yerde nefes almamız doğru değil aslında. Nefes alınacak yerler bize önceden gösterilmesi gerekiyor. Şurada, örneğin şurada, diyelim ki şuraya şöyle koyduk. Bu da çok doğru olmadı. Şunu alalım. Evet, burada şu notadan sonra nefes alabiliriz veya şurada bunu buraya taşıyarak nefes alabiliriz. Ondan sonra diyelim ki burada nefes alacağız. Sonra burada. Yani her dörtlüğü bitirdikten sonra, her bir ölçüyü bitirdikten sonra ki notada nefes alabiliriz. Eğer nefesimiz yetiyorsa, nefesimiz yeterse iki ölçüde bir nefes almamız mümkün olabilir, alabiliriz. Yani tu 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 tu. Başa dön bir daha. Şöyle olmasın. Örnek vereyim ben. Yanlışı ve doğruyu siz ayırın.
Evet, bu kadar büyük nefesler almıyoruz değil mi? Küçük nefesler alıp hemen geçiyoruz. Onun için de diyafram bölgesini iyi çalıştırmamız gerekiyor. Hemen ağzımızdan. Şeklinde olması gerekir. Şimdi gelin bu ritmimizi birazcık daha hızlandıralım. Mesela 110 yapalım. Evet, dinliyoruz. Buradaki dörtlüye göre şarkımızı çalacağız. 1, 2, 3, 4. Evet, flüt çok güzel bir çalgıdır çocuklar. Elinizden bırakmayın, bol bol çalın ve üfleyin. Annenizin babanızın başını şişirmeyin. Anneler babalar bu konuda birazcık şikayetçi olurlar. Ablalar abiler şikayetçi olurlar. Lütfen şikayetçi olmayın. Sanatın önüne geçmeyin, sanatçının önüne geçmeyin. Siz de çocuklar annenizin babanızın yanında gerekirse çok fazla çalmayın. Emin olun, öğrendikten sonra güzel güzel ezgiler, melodiler çaldıktan sonra herkes sizden çalmanızı isteyecek. Öğrenme aşamasında birazcık sesler kötü çıkıyor olabilir ama zamanla alışacağız. Şimdi size güzel yumuşak bir ses, çok kuvvetli üflenen bir ses. Böyle olmasın ne olur. Okulda da biz bazen böyle çok karşılaşıyoruz. Bunlar olmasın. Yanlış. Şu yumuşak. Tu. Böyle. Ya da yanlış olan, mesela deliğin birisi açık kaldı, yarım, ama farkında değilsin. Doğru ses bu. Yani yarım delikler yarım kalırsa, çok kuvvetli üflenirse, biraz önce de söylemiştim, sesler kötü geliyor olabilir. Yumuşak üfleyeceğiz çocuklar. Evet, flüt çok güzel bir çalgı. Bütün şarkıları, türküleri çalabilirsiniz. Evet, bugün burada bitirelim dersimizi. Lütfen flütle ilgili notaları, diğer notaları ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki flüt dersinde tekrar görüşebilmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa yorumlar bölümüne sorularınızı iletebilirsiniz. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.